Olsun bir şey olmaz. Hadi bir şey olmaz annemi gör. Teyze var orada şimdi. Teyze şu evi sayıyor. Onu bir zaman... İçerisinde bulunan tüm değerli beyefendiler, hanımefendiler, ben platformumuza yerleşelim. Bursa Öztürk Başkan. Evet, şanlı Türk bayraklarımız dağıtılıyor. Evet, bayrağı alan tüm misafirlerimizden onların sallamalarını rica ediyoruz efendim. Şöyle göklerde bir dalgalandıralım şöyle bayrağımızı, şanlı Türk bayrağımızı. Biliyorsunuz bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa vatandır diyoruz efendim. Adana'ya giderken Gaziköy'de gezken Allah Pınar suyundan kana Gazi Köyü'nün müziği de güzelmiş maşallah, değil mi? Adamlar Gazi Köyü'müz o kadar güzel ki adına şarkı yapmışlar. Evet, bayraklarımızı sallayarak bir daha dinleyelim mi efendim? Hadi bakalım. Adana'ya giderken Gaziköy'den geçken Allah'a
Ne mutlu Türk'üm diye. Evet, bayraklarımız dalgalandıralım efendim. Evet, kralımız görüntü alıyor. Evet, Gazi köyümüze yakışır bir görüntü alalım şöyle. Hoş geldiniz. Saygılar getirdiniz. Evet. Efendim bir kez daha çok önemli rica ediyoruz. Hemen değerli mesai arkadaşlarına bir kez daha hoş geldiniz derken çok değerli hanımefendilerden, kıymetli beyefendilerden, görevli olan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere efendim kendilerinden çok özür dileyerek alan açmalarının önemli rica ediyoruz lütfen. Başkanları, saygıdeğer belediye meclis üyelerimiz, belediye meclis üyesi adaylarımız ve en önemlisi bugün burada olmamıza vesile olan çok değerli şehidimizin ailesi. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımına yaklaşık olarak bir ay önce başlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil Parkı çok kısa bir sürede tamamlanarak Gaziköy mahallemizde yaşayan özellikle çocuklarımızın ve yanı sıra bayanlarımızın hizmetine sunulmuştur. Programımızın açılışını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve edebiyete intikal etmiş tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu akabinde gür bir sesle
İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok değerli Kozan Belediyesi İmam Hatibimiz Bilal Özata hocamızı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua için mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
aleyhim salavatüm min Rabbihim ve rahmet ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Ve'd-duha ve'l-leyli izâ secâ, mâ ve'd-da'ke rabbuke ve mâ galâ, ve'l-âhiretu hayrun leke minel ulâ. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولهم والحمد لله رب العالمين. Başta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehadet şerbetini içmiş bütün şühedanın ruhuna, vatanın bölünmez bütününü bütün dünyaya duyuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına, bu vatanın, milletin iç ve dış güvenliği esnasında hayatlarını Allah'a feda etmiş bütün şühedanın ruhlarına, sen rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Bizim bu neslimizi de bize emanet edilen bu emaneti en güzel şekilde riayet etmeyi nasip eyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Özellikle Seyfettin kardeşimizin de ruhuna el Fatiha mes-salavat. Çok değerli hocamız Bilal Özaltay'a gönüllerimizin pasını silmesi adına da çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun. Yine Adnan Çili duygu ve düşüncelerini kısaca da olsa almak için mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Sevgili arkadaşlar, dostlar, hısımı, akrabalar, hepinizin geldiği için ayağınıza sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Açılışa da, parka da adını verdiği için belediye başkanımıza da soygu saygılar sunarım. Babamıza çok teşekkür ediyoruz. Elbet sizler var oldukça, Anadolu var oldukça, evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere çok değerli belediye başkanımız Musa Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Şöyle biraz geri çekilirsek arkadaşlar, sağlı sollu her tarafı görmüş oluruz. Siz de görüntüleri alın arkadaşlar, şöyle bir hemhal olalım vatandaşlarımızın biz. Saygıdeğer hanımefendiler,
muhterem beyefendiler. Böyle bir hafta sonu sizinle beraber olmaktan Gozan Belediye Başkanı olarak son derece mutmain oldum. Hepinize teşekkür ederim. Bizim burada toplanmamıza vesile olan Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez sloganının yaratıcısı ve destekçisi olan Seyfettin Orkun Çil kardeşime ve ailesine başsağlığı dilemiyorum. Niye diyeceksiniz? O şehit şehide başsağlığı dilenir mi? Çünkü dinimiz diyor ki onlara ölü demeyin. Onlar ölü değil, yaşıyorlar diyor. Şimdi biz belki seyrediyor. Ne biliyoruz? Allah katında sanıyorum Ravza-i Mutahara'da Peygamber Efendimiz'le komşular. Bizi de seyrediyorlar. Onlar olmasa biz buralarda oturamazdık. Onlar dediğim gibi olmasa biz buralarda oturamazdık. Niye? Yarın Çanakkale. Çanakkale'de siz biliyor musunuz ne kadar şehidimiz var? Tam 255 bin. Birinci Cihan Harbi'ne bu ülke seferberlik ilan edildiğinde tam 2 milyon 565 bin neferle girmiş subaylar hariç. Çanakkale'de ölen subay sayısı 75 bin. Bir nesil yok edilmiş. Ama o neslin torunları gelmiş, Atatürk'ün başkanlığında şu cumhuriyeti kurmuşlar. Onun için cumhuriyetten bu yana ve daha önce vatanı için ölenlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onlar hepsi şu anda Peygamber Efendimiz'in yanında onun melekleri gibi olmuşlar. Hepsi dizilmiş saf saf. Bizi seyrediyorlar, bize bakıyorlar. Biz ne yapıyoruz diye. Biz bu topraklara sahip çıkmamız lazım. Öyle bekaymış mekaymış. Bunlara hepsine dikkat etmemiz lazım. Bizimle çok oynadılar, bunu çok iyi bilin. Yok Alevi Sünni dediler, yok Kürt Türk dediler, yok bilmem ne dediler falan dediler, fişman dediler. Ama o gafiller şunu bilmiyor. Biz tarih devam istemeyenlere de güle güle. Güle güle. Bu memlekette ayrımcılık yok. Başka Türkiye'de yok. Alt kimliği kimin ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Çünkü cumhuriyeti kuranlar, nurlar içinde yatsımınlar bu şekilde bir anayasa hazırlamışlar. Nedir? Birincisi demişler ki yurtta sul, cihanda sul. İkincisi ne demişler? Anayasa önünde odur, budur, etnisitesi ne olursa olsun herkes eşittir demişler. Öyle mi? Anayasa da öyle yazmıyor mu? O zaman herkes ona riayet edecek. Üst kimliğinden Türkiye Cumhuriyeti'nden kimsenin şikayetçi olmaması lazım. Olan varsa kendine yer bulsun, yurt bulsun, gitsin. Bizim burada kafamızı karıştırmasınlar. Bu kafamızın karışıklığı zaten Seyfettin gibi kardeşlerimizin gidip cephelerde şehit düşmesine neden oldu. Bunun sebeplerini de kökten izale etmemiz lazım. Türkiye bir bütündür. Kim ayrımcılık yapar, karşısında başta beni bulur. Bu ülkede herkes eşittir. Onun için eşitliğe hepimizin dikkat etmesi lazım. Kim ne diyorsa desin, o konuda hiç esamesi yoktur. Kalede almayın Allah rızası için. Almayın. Şimdi gelelim içeri. Biliyorsunuz
sıkıntılı bir döneme girdik. Ülkenin durumu iyi değil. Ekonomik durumumuz hiç iyi değil. Onun için eğer demokrasinin tekrar yerli yerine oturmasını istiyorsak hangi partiden olursanız olun, artık değişim geldi. Bu değişimin adresi 31 Mart. Ben bilerek söylüyorum buna. İnanarak söylüyorum ha. Niye? 17 senedir ülkenin durumunu görüyoruz. Artık ülke karaya vurmuş bir gemiden farksız. Farksız. Borç istiyorsun, borca veren yok. İtibar zaten yok. Eskiden düne kadar %2-3'ünden dolar borcu alıyorduk. Şimdi 7'den 8'den aşağı veren yok. Onu da veren de yok, haberimiz olsun. Yani yeni bir 24 Ocak kapıda. Onun için hele çiftçinin halini çok iyi biliyorum. Kozan'a gidemez olduğumuz. Buralar hep Çukurova'nın en mümkün terazileri. Ben de buranın çocuğuyum. Kim çiftçilik yapıp da kar ediyor? Bir Allah rızası için elini kaldırsın. Kar eden var mı? 3 sene sonra bu vaziyette vallahi tarlaya satsanız ödeşemeniz haberiniz olsun. Artık yeter demenin zamanı geldi. Onun için bu fırsat 31 Mart'ta ayağınıza geldi. Partiniz ne olursa olsun, lideriniz ne olursa olsun, benim saygım var. Ama Türkiye Cumhuriyeti aleyhine gelişen bir takım gelişmeler olursa onu da sizinle paylaşmak benim gibi bir kanaat önderinin görevidir. Ben bu görevimi ifa ediyorum şimdi. Duyan duymayana söylesin. Borcun 750 milyar dolar. Gelirim ya. Gelirim ne söyleyeyim bak. Neyle ödeyeceğim bu borcu? Neyle ödeyeceğimiz? Onun için yeter artık. Artık biz şöyle olmuş da böyle olmuş da hani çocuklara masallar var ya, masal dinlemekten usandık. Ben öyle sıradan bir adamın yanında da yetişmedim. Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. 10 sene Türkiye'de mimarlık yapmış, büyük devrimler yapmış, Atatürk'ten sonra bir Özal vardı. Gençler bilmeyebilir. Şu Türkiye'de son 30-40 yıldır ne yapılmış o dönemde yapıldı. Onun asistanlığını, tabiri caizse kara kutusunu güvenliğinden sorumlu emniyet müdürüydüm. Ne yaptığını, ne ettiğini bir bir takip ettim. Şunu gördüm, şunu söylüyorum. Ülke maalesef iyiye gitmiyor. Yarından fazla umutlu değilim. Bir sebep de şu. Şu anda Türkiye'de hak hukuk var mı? Yok. Demokrasinin olmazsa olmaz üç ayağı vardır. Eğer bir ülkede demokrasi varsa olmazsa olmaz üç ayağı. Birinci ayağı meclistir, yasama. Var mı? Soran var mı meclise bir şey? İkinci ayağı hakim savcıların oluşturduğu yargı. Var mı yargı? Durun bir telefon ediyor. Üç suçtan müebbet hapse mahkum olan bronzunu bırakıyorsunuz kardeşim. Merkel bir telefon ediyor. Bir Türk asıllı Alman gazeteciyi hemen bırakıyorsunuz. Benim peki garibim. Atliye düşse onu kim bıraktıracak? Kim bıraktıracak? Yani bugün onlara yapılan, yarın burada bizimiz birimize yapılsa ne yapacağız? Vallahi bir araştırmacı yazar 7 sene hapis yattı, adam diyor ki ben niye yattığımı bilmiyorum diyor. Böyle bir ülke olur mu? Yürütme hak getiren. Bak ben dışişlerinin mensuplarını kibirlerinden dolayı sevmem. Ama biraz da fiyakaları olsun. Niye?
Başkanım. Adam 3-4 tane lisan biliyor kardeşim. Mola değil mi? Ezan okuluyor başkanım. Bunun gibi parkları Gozan'ın her tarafına. Şu anda Gozan'da 52 tane park var. Biz park kültürünü fazla bilen bir nesilden gelmiyoruz. Eskiden parkı nereden biliyorduk? Bizim zamanımızda bir millet bahçesi vardı. Birinci sınıfla altıncı sınıf ortaokul ve lise beraberdi. Büyük abiler bize şöyle bir kaş göz etti miydi? Arada bir o çamurda top oynardık. Onu da oynatmazlardı. Bizim park kültürümüz buydu. Ama şimdi 52 tane var. Bundan sonra Bekmezci. Var mı Bekmezciler burada? Sırasıyla her tarafını donatacağız. Gozan'ın. Merak etmesin kimse. Diğer mahallelerine de tam geldik geleli 40 parkı onardık. Tamir ettik sil baştan. 12 parkta yeni yaptık. Bunun gibi daha açılışını yapmadığımız 2 tane park var. Yani hizmetten hizmete koşuyoruz, merak etmeyin. Bir de şu bizim belimizi büken büyük şehir yasası var. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'na oldu bittiye getirip bu yasayı kabul ettirdiler. Kabul ettirdiler de uygulamada ne oluyor biliyor musunuz? Suyun parasını nereye veriyoruz? Büyükşehir değil mi? Kanalizasyon. Mezbaha. Hal. Otogar. Mezarlık. İtfaiye. Daha sayayım mı? Gelen paranın da %40'ı bize ne kaldı? Bize de tutmalık kaldı, tutmalık. Bizi bu hale getirdiler. Onun için baştan beri bu kanunun değişimini istiyoruz. Bakmayın sesimi duydular. Sesim de gür. İnşallah ya eski haline çevireceğiz ya da Zeydan Bey'le anlaştık. Geçen dönem sizin tam 300 milyona yakın bu yasadan dolayı paramızı büyükşehir aldı. Büyükşehir aldı. Ne yaptı? Geçen Sayın Sözlü anlatıyor. Baktım televizyonda Gozan'a gelince vız geçti. Dese hemen karakuş gibi tepesindeyim. Ne yaptın anlat diyeceğim. 300 milyon Gozan'ın parası alındı. Bu yasa değişik olsa bu park bugüne mi kalırdı? Bugüne kalır mıydı? Ben dedim ya nereden yetiştiğimi. Ben 300 milyonla 1 trilyonluk iş yapar Gozan'ı altını üstüne getirirdim. Para gelenler ne yaptı ki? Bir de arkadaşım biri yenilen pehlivan güreşe doymazmış ya. Bir de pankarsa atmış. Nerede kalmıştık? Nerede kaldık? Gozan'ın köprüsünde kaldık. Nerede kaldık? Dağılacakta yediğim, içip de parasını ödemediğiniz o milletin hakkında kaldık. Nerede kaldık? Personelinizi dövdüğümüzde kaldık. Daha ben bir personelime tıslık vurmadım. Çalışan çalışır, çalışmayan da çıkar gider. Herkes eşittir. Nerede kalmıştık? Kulis odalarında gezen müteahhitlerde kalmıştık. Şimdi bir tane müteahhit kulis odasına girmiş mi? Yok. İki, Gozan'ın gelen o oluk oluk Tayyip Bey'in de gönderdiği paraları kime aktarıyordunuz? Birine bir kamyon, birine bir dozer, birine bir kepçe, birine bir kisibi aldırıyorlar. Onun adı da kiralık oluyordu. Adam 5 senede mal sahibi oluyor. Para nereden gidiyordu? Tam 4 milyon bu şekilde Gozan Belediyesi'nin parası gitti. Ne yaptı Musaüs Türk? Onların mideden bağlı kordonlarını kesiverdi.
Bu defa hepsi bana düşman oldu. Şimdi ortalıkta gezen var ya, bir takım adamlar. Sorun bakayım niye düşman? Avantaları kesildi, avantaları. Hiç umurumda değil. Ben Gozan'ın parasını kimseye yedirmem. Ben ne yaptım? İlk iş olarak borçlandım tam 17 tane iş makinesi aldım. Ama biraz geç kalındı. Niye? Başlangıçta çeteler vardı, onlarla da uğraştık. Çeteler vardı, alışmışlardı. Partiye alıyor, veriyor. Hatta dün de anlattım. Eski başkan bana gelmiş. Kokuyu almış. Nereden duymuşsa Musa Öztürk aday. İki arkadaş da geldi. Efendime söyleyeyim. Dedi ki abi sen aday olacakmışsın. Bu işin aslı var mı? E dedim ki ben ne zamandan beri sana danışayım aday olup olmayacağım. Ben icazetli filan bir adam değilim sizin gibi dedim. Ben icazeti Allah'tan alırım, bir de vatandaştan alırım. Niye soruyor? E biz anlaştık da. Kiminle? MHP'nin ileri gelenleriyle. Duysun MHP'liler. O benim güzel kardeşlerim, saf duyguları olanlar duysun. Sekizini ben aday ettim. Dördü bizden dedi. Kazım ve Özkan inkar etsin, hepsini söyleyeceğim. Geriye kalan dördünden birini aday edecekler. İkizler milyar lira da onlara para ayırdık. Onlar da bizim safa geçecek. Sonra MHP'ye de 8 encümen vereceğiz. Bu süreç yine devam edecek. O zaman ben adayım dedim. Adayım. Bu memleket, bu Gozan alınıyor, satılıyor mu dedim. Alınıp satılıyor mu dedim. İyi duysun adayları. Ortak adaylar var ya, Cumhuriyet İttifakı'nın adayları filan. İyi duysunlar. Bu partiyi alıp sata sata bu hale getirdiler. Ben de bunların hepsine direnince ne oldum? Kötü adam oldum. Allah'ın ve sizin nazarınızda iyi adam olayım. Onların kötü adam demesi benim için en büyük rütbedir. En büyük rütbedir. Çıktık. Önce Allah, sonra sizin sayenizde kütür kütür seçimi de aldık. Yine öyle olacak. Çünkü sizin sağduyumuza, ilkeli duruşumuza, vatan sevginize inanıyor ve güveniyorum. Şunu bilin. Musa Öztürk'ün başkan olduğu yerde belediyeden şikayet olan var mı? İki, Musa Öztürk'ün zengin ettiği bir adam var mı? Üç, rüşvet, irtikap diye adliyeye giden bir arkadaşım var mı? Yok. Dört, huzur var mı Gozan'da? Daha sayarım. Sayarım da. Biraz da arkası yarın gibi yapacağım. Hepsini bir yerde bir celsede anlatıp barutu bitirmeyek diyorum. Demek istediğim hadise şu. Adaylar belli, aday belli. Bakın, elinizi vicdanınıza koyun. Siz demokrasiye susamış Avrupalılarsınız. Bilhassa Gazi Köyü, Çokak, Bekmezci. Sizin için ben demiyorum, Fatih Sultan Mehmet'in sözü vardır. Nedir biliyor musunuz? Evladı Fatihan'dır. Siz Fatih'in evlatları, demokrasinin ne demek olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Onun için elinizi vicdanınıza koyun. Ona göre oyumuzu kullanın. Korkmayın, çekinmeyin. Ben yukarıda Allah, aşağıda siz olduktan sonra
Hepsi bana vız gelir tırıs gider. Çünkü benim ömrü hayatım çetelerle mücadeleyle geçti. Çeteleri çok iyi bilirim. Onların kumpaslarını da bilirim. Onu da bilirim, bunu da bilirim. Çoğunu devlet adına biz çöktürdük. Biz çöktürdük. Onun için bu konuda hiç çekinceniz olmaz. Bazıları saldırmadılar mı zannediyorsunuz? Vallahi hiç vız geldi tırıs gitti. Vız geldi tırıs gitti. Şunu bilin yani. İster ateist olsun, ister fundamentalist, ister faşist, ister komünist. Kim olursa olsun. Sezar'ın hakkı Sezar'adır bizim bulunduğumuz yerde. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Yine aklıma geldikçe çok söyleyecek şey var. Mimar mühendisim ben diyor. Peki geldiğinde bir gün sorun. Bu kadar çok beceriklisin, yeteneklisin de. 80 bin nüfuslu Kozan'ın imar planı nerede beyim? Ya bu şehrin imar planı olmaz mı arkadaş? Şu Gazi köyünün var değil mi? Filan yerin var değil mi? Niye Kozan'ın yok? Niye? Ben duydum. Sana göre bana göre imar planı hazırlamışlar. Bunların hukuk anlayışı da öyle ya. Sana göre hukuk, bana göre hukuk. Sana göre imar, bana göre imar. Ben bunun üzerine seslendim kara kuş gibi. Depenizdeyim. Eğer sana göre bana göre yaparsanız ilk meclis toplantısında sizin yaptığınız imar planını çart diye yırtar atarım dedim. Korktular. Biliyorlar başlarına geleceğini. Nitekim koskocaman Kozan'ı imar plansız aldık. 2,5 sene bu millet imar planını bekledi. Bir gün sorun. O müteahhitler, namuslu müteahhitlere diyor. Diğerlerine demiyorum, demem de. O namuslu müteahhitler 2,5 sene işsiz, güçsüz, imar planı olmadığı için boş gezdiler. O işçiler, o ustalar. Hiç Allah'tan korkmadın bunların emeği ne olacak diye. Her biri ekmek için diyarlara gitti. Nerede kalmışız? Burada kaldıydın Kazım Efendi. Sınıfta kaldın. Hem mimarsın hem mühendissin. Olacak iş mi ya? İmar planı yok şehir. Varsa söylesin. Yaptığı imar planında tarihini söyleyeyim. Gelin imardan bakın. 2014 13 Mart'ında kendi yaptığı planı kendi arkadaşlarla beraber iptal ediyor. Bir insan yaptığını niye iptal eder? İnanmadığı için iptal eder. Niye iptal eder? Yok, Rahmani düşünmediği için. Şeytanlık olursa o şeytanı da birisi yakalar. Onun için uzun sözün kısası. Herkes sağduyuyla hareket etsin. Memlekette huzur istiyorsanız, asayiş istiyorsanız, rahat istiyorsanız, kimsenin kimseye rahatsız etmesini istemiyorsanız, bu işten yıllardır sen idare etmiş binlerce polisi amiri, rahmetli Özal'ı 10 sene, bir arkadaşımdan benim yolsuzluk, uğursuzluk, namussuzluk duyan olmuş mu? İyi o halde sevk idare bizim işimiz. Huzur bizim işimiz. Demokrasi bizim işimiz. Lütfen buna dikkat edin. 31 Mart'ta oylarınızı ona göre kullanın. Partiniz şu olur, bu olur. Ama bu önce Kozan'a idareci seçeceksiniz. Seçeceğiniz adamlara çok iyi bakın. Bir de secerelerine bakın. Karnelerine bakın. Geçmişlerine bakın. Ömründe bir bakkal dükkanı idare etmiş bu adamlar. Daha başka şeyleri idare etmişler. Onları da ben bilirim. Hadi hepinize teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Bu parka, şehidimize, ailesine, Gazi köyüne helalı hoş olsun. İnşallah şehitlerden dolayı biz park yapmayız. Park yaparız ama şehitlerden dolayı değil. Memlekette inşallah şehit olmaz. Birlik, düzenlik, huzur hakim olur. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Efendim, Sayın Başkanımızın değerli konuşmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız yerini almadan kısaca şehidimizin bir özgeçmişini okumak istiyoruz. Gaziköy İlköğretim Okulu'ndan 2007 yılında Gaziköy Ortaokulu'ndan ve 2010 yılında Gaziköy Lisesi'nden mezun oldu. Şehit Seyfettin Orçun Çil 29 Haziran 2014 tarihinde Dağ ve Komando Okulu Isparta'dan mezun olmuştur. 30 Haziran 2014 tarihinde Dağ ve Komando Tugayı 3. Dağ ve Komando Taburu 3. Komando Bölüğü'ne hücum el olarak atanmıştır. 25 Aralık 2017 tarihinde saat 06:59 sıralarında Kanıras bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Gökhan Kurak operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada kahramanca şehit olmuştur. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orçun evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şimdi çok değerli şehidimizin annesi Gülendam ve babası Adnan Çil Beyefendi'ye Sayın Başkanımızın bayrak, bıçak ve Kur'an-ı Kerim hediyeleri olacaktır. Ailemizi buraya davet ediyoruz efendim. Elbette bayrağın bağımsızlığımızın sembolü olduğu, bıçağın ise namus olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ise İslam olduğunu hep birlikte biliyor ve bu güzel ana şahitlik ediyoruz efendim. Sayın Başkanım, annemize bir de çiçek takdimimiz var efendim. Efendim, şimdi sayın babamıza da, şehidimizin babasına da bir bıçak hediye edeceğiz Sayın Başkanım. Ve ardından çiçek takdimi yapacaksınız. Buyurun efendim. Kapan bıçağı. Bu da çiçeği. Yine şehidimizin çok değerli eşi de aramızdalar. Kendilerini de buraya kadar davet etmek istiyoruz efendim. Buyur canım. Sayın Başkanım, bir hatıra fotoğrafı almak isterler arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlarımız. Aileyle birlikte efendim. Efendim, hemen bu arayı bir boşaltmamız gerekiyor. Çok özür diliyorum. Parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Şehidimizin değerli eşleri, çocuğu, anne ve babası, yanı sıra çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yanı sıra köy muhtarımız ve Muhtarlar Derneği Başkanımız da buradaydı. Muhtarlar Derneği Başkanımız da kurdale kesmeye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Bilal hocamızı buraya kadar bir alalım. Bismillah. Allah hayırlı uğurlu eylesin.
Bilal hocamızı bekliyoruz bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumil hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Tekrardan öncemle bütün şehadet şerbetini içmiş bütün şühadaya Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu açılan merasim, yapılan bu farkın öncelikle Gazi köyümüze, Kozan'ımıza, Adana'mıza, milletimize hayırlar ve bereketler getirmesini ve bundan sonraki çalışmalarda başkanımıza ve diğer mesai arkadaşlarına Allah yardım eylesin inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ım inşallah daha güzellerini, daha iyilerini yapmayı hepimize nasip eylesin. El-Fatiha. Hadi hayırlı olsun inşallah. Bismillah. Allahu Ekber. Efendim, hayırlı olsun tüm Gazi köyü halkımıza. Evet. Gel. Babamızı alalım, annemizi, şehidimizin eşini. Gel bakayım anne, sen de gel hocam. Efendim yaz, evet. Tamam efendim. Gel oğlum, bilgi versene, ne bileyim sen. Yapıyoruz, kaçıyoruz oğlum. Ne yapıyoruz? Ne kadar taş, ne kadar ne yaptınız anlat. Bay bey de, bayan bey de, bayanlar için en zorunda da. Doktora yürü ayırdınız mı? Gel buraya gel. Bir de fotoğrafını çekelim. Hadi.
Hadi bakalım. Şu düşecek elimden kayıyor. Hangisi düşecek? Elinize sağlık arkadaşlar, on numara. Alın. Oldu. Pardon. Kapan abi. Söylerim ben. Tamam, söyle. Oradan gelmezsen kıymetli olduğunu söyle. Üzeyir gelsin, sonra gel. Bir şey varsa. Teşekkür ederim.